Merhaba değerli takipçilerim, kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız hamdolsun iyiyim çok şükür. Bugün açılışımı ben sabah sabah yapmak istedim. Eşimle hayvanlarımıza bakıp sardık. Böyle aşağıda yapmak istedim, kuş sesleriyle, bu güzel manzarayla. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle biraz sessiz olayım da şu kuş seslerini birebir duymanızı istiyorum. İnsana huzur veriyor gerçekten de. Cıvıl cıvıl insanın böyle içi açılıyor, kıpır kıpır oluyor. Şöyle bahçeme doğru ilerleyeyim. Bahçem değil aslında, buraya cıvıl cıvıl kuş sesleri insana huzur veriyor gerçekten. O yüzden biraz sessiz oldum. O güzel sesi duymanız için. Ay gel gel. Gel oğlum bakalım. Gel. Gel. Darımız da her geçen gün büyüyor. Şöyle onu da göstereyim sizlere. Artık günden güne büyüyecek. İki kat suladık galiba biz burayı. Evet, iki kat suladı oğlum. Bugün açılışı böyle bahçemde yapmak istedim. Bahçem değil aslında. Bahçeyi bu sene biz buraya yapmadık biliyorsunuz. Kızımın evini oraya yaptık. Buraya dar ektik. Birazdan köpek yavrularımıza süt vereceğim. Onu verirken gene videoda çekmek istiyorum, sizlere göstermek istiyorum. O gün çok hoşunuza gitmiş. Ağaçlar da öyle güzel görünüyor ki, rengi olduğundan daha canlı görünüyor. Tabii kendi de güzel ama biraz daha renk koyu çıkıyor ekrandan. Şöyle ekranı birazcık çevireyim. Borularımız hala darımızda duruyor gördüğünüz gibi. Çünkü bir daha sulanacağı için oğlum toplamamış. Neyse arkadaşlarım, ben köpeklerimi mamasını verirken diyeyim, tekrar kaldığım yerden devam edeyim. Sütünü daha doğrusu. Şöyle köpek yavrularımıza sütle suyu sulandırdım. Biraz da bayat pazar ekmeği doğradım. Artık bunlara annelerin sütü yetmiyor. Bir tanesi doydu, o ileri gitti. Bir tanesi de orada yatıyor, bakalım o gelmedi. Süt yağlı olduğu için sulandırdım. Dokanmasın diye. Birazdan anneleri de gelir. Onu da kalan ekmekle sütü yer. Hatta biraz daha süt ilave edebilirim. Alakoydum. Bunları Ayaz görmesin. İnanır mısınız? Kucaklar kucaklar götürür. Çok seviyor hayvanı. Bunlar da Ayaz gibi çok sevimli. Her şeyin küçüğü sevimli. İşte böyle arkadaşlar. Bunlar büyüdü mü çirkinleşiyor. Çocuk da öyle, hayvan da öyle. Gel, gel sen de ye. Şöyle yakın gelelim. Önce sütünü içiyorlar, sonra ekmeğini yiyorlar. Sıra geldi küçük buzağımı emzirmeye. Gel oğlum, gel. Bugün şöyle buzağımı emzirirken video çekmek istedim. Bir elimle emziriyorum, bir elimle de videomu çekiyorum. Toplam 2,5 litre süt veriyorum. Bu süt de yeterliymiş zaten. 3-3,5 ay böyle sütle besliyoruz. Öbür iki buzağımı, bir buzağımı sütten ayırdım. İlk doğan buzağımı, ikisi de bir hafta daha emecek, onları da ayıracağım. Bakalım yem saman yiyorlar, artık alıştılar. Bakın hemen bitirdi.
15 gün oldu galiba doğalı. 10 gün oldu yanlış hatırlamıyorsam. 10 ya da 15. 15 olmadı da 10 gün oldu. Değil mi oğlum? Buzağımda sütün işte arkadaşlarım. Yukarı çıkınca kaldığım yerden videoma devam edeyim. Şöyle gene uzaktan göstereyim. Her şeyin küçüğü sevimli. Tekrar merhaba değerli takipçilerim. Aşağıdan çıktım. Artık sıra geldi kahvaltı hazırlığıma. Bugün ben kahvaltı çekimi yapacağım. Uzun zamandır yapmıyordum. Kahvaltıya ne hazırlayacağım? Yumurta dilimi deriz biz. Şöyle bayat pazar ekmeklerim var. Ondan yumurta dilimi yapacağım. Biraz yaprak mantarım var. Onu kızartacağım. Malzeme listemi sayayım yumurta dilimimin. 2 tane yumurtam var. Nişastam var. Unum var. Sütüm var. Tuzum var. Belki birazına maydanoz ilave edebilirim. Malzeme listem bu kadar. Artık yavaş yavaş malzemelerimi karıştırmaya başlayayım. Şöyle yumurtalarımı bir güzel çırpacağım. Ondan sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Şöyle yavaş yavaş sütümü de ilave edeyim. Şöyle yapayım ki düşmesin. Ben genellikle unla nişasta ikisini bir kullanıyorum. Böyle daha güzel oluyor. Nişasta biraz çıtır çıtır gevrek yapıyor. Tuzum. Karıştırayım. Gerekirse biraz daha ilave edebilirim. Aslında yumurta bir tane daha çaksam iyiydi. Yumurtalarım eriydi. O yüzden iki çaktım ama bayağı büyüktü yumurtalarım. Şöyle yakından da göstereyim. Tavama yağımı koydum. Yavaş yavaş kızarıyor. Bu salata tahtamı da dün aldım Uşak'tan. Salata tahtam eskimişti aslında. Sebzeyle eti ayrı tahtada doğramak gerekiyormuş. Bunu salatada kullanacağım. Bakalım nasip olursa öbür tahtamı da et türünde kullanacağım. Biraz daha kullandıktan sonra atarım. Çünkü bayağı eskidi. Çiçeğimi de fark etmişsinizdir. Bunu da yeni aldım. Bunu da 5 liraya aldım. 10 liraymış aslında indirime girmiş. Biraz daha büyük olaydı İdem. Olsun gene de güzel. Geçen Aynur'cum Çiğdem abla oran tezgahının kenarı boş kalmış. Oraya güzel bir çiçek yakışır demişti. Ben de düşünmüştüm aslında da aceleyle bunu aldım. İnşallah daha güzelini de almak isterim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Artık ekmeklerimi incecik doğrayayım. Keseyim daha doğrusu. Ne kadar ince olursa o kadar güzel oluyor. Yağım kızdı. Şöyle ekmeklerimi sosuma bandıracağım. Hemen tavama ilave edeceğim. Kim geldi diye baktım. Eşim gelmiş. Tavanın altında biraz açayım. Uzun zamandır yapmıyordum. Kanalımda bir defa yaptım. Yumurta dilimini yanlış hatırlamıyorsam. Bugün de değişiklik olsun istedim. Şöyle kaseye geri çekersem sizin için görüntü daha güzel olacak. Bazen unutabiliyorum ekranı.
daha sıyacak mı acaba diye bakıyorum. Şöyle yaparsam. Bunu böyle sade yumurtalı yaptım. Birazcık da sosumdan hazırlayacağım. Onu da maydanozlu yapacağım. Tam bir tava geldi. 2 yumurta, 1,5 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 1 bardak süt, birazcık da tuz. Bunlar yavaş yavaş kızarsın. Ben bir yandan da öbür sosumu hazırlayayım. Kızarmış zaten. Şöyle altını birazcık kasayım ki sinesine pişsin. İlk koydum. Önce koyduğum için biraz daha çabuk kızardı. Dilimlerini kızarttım. Sosumu da hazırladım. Buna biraz maydanoz ilave ettim. Aynı şekilde ocağın altını kapatmıştım. Hemen açayım. Maydanozu biraz daha güzel oluyor. Daha doğrusu ben maydanozu sevdiğim için bana öyle geliyor. İsteğe göre baharat ilave edebilirsiniz ama ben bugün baharat kullanmadım. Şöyle birazcık maydanoz zaten. Üzerine ilave edeceğim. Maydanozlu yumurta dilimlerimi de kızarttım. Sıra geldi mantarımı kızartmaya. Tavamı sildim, daha doğrusu yıkamadım. Birazcık yağ ilave ettim. Havlu kağıtla sildim. Şöyle bakayım. Kızmış mı yağım? Kızmış. Aşağı indim geldim. Soğuk soluyor kaldım bu arada da. Şöyle mantarlarımı. Mantarlarım çok güzeldi ama ben bunları geldiği gün yapamadım. 2 gün oldum alalı, o yüzden biraz bayatladılar daha doğrusu. İlk yaprak mantar kızarttığımda birkaç tane takipçim yorum yazmış. İlk defa görüyoruz diye. Gerçekten lezzeti çok güzel oluyor. Çabuk kızarıyor mu demişler. 5 dakika anca, yani 5 dakika bile sürmüyor. Toplam 10 dakikada kızarıyor diyebilirim. Şöyle bütün boşlukları doldurayım. Altını da biraz açayım. Kayıyordu bu arada. Şöyle birazcık üzerlerine pusu ilave edeceğim. Şöyle yeterli. Çevireyim de biraz da bir tarafına. Yine bir kontrol edeyim. Yavaş yavaş kızarmaya başlıyor. Burayı kesmeden devam etmek istiyorum. Konuşamadım. Çünkü ne kadar çabuk kızardığını sizlere göstermek istiyorum. Aslında böyle konuşamayınca da doğru oluyor. Ben böyle hata yaptığımda bazen kesiyorum ama bazen de kesmek istemiyorum.
Şöyle birazcık daha altını açayım. Çayım da kaynadı, güzel ilave ettim. Annem dün bizdeydi de Hilal'e gitti biraz önce. Bugün bugün misafiri gelecek, yengem gelecek bakalım. Bir durum gelecek nasip olursa. Hilal arayacak da Mali dedi bilmemiş var mı yok mu. Ben de bilmiyorum. Ben böyle bir tane video çekmeye çalışacağım arkadaşlarım. Çünkü sizleri videosuz bırakmak istemiyorum. En azından hiç atamazsam gün aşırı atmak istiyorum. Beni atabilirsem de her gün atabilirim. Atarım daha doğrusu. Duruma göre bakalım. Gördüğünüz gibi kızardılar. Kızarıyorlar daha doğrusu. Şöyle yakından göstereyim. Ama biraz daha kızarmalarını istiyorum. Şöyle birazcık daha açayım altını. Şöyle kıvıranları çevireceğim. Ben de bir yandan soframı hazırlayayım. Gördüğünüz gibi çok çabuk kızardı. Daha içine altı kasarıydı. Direkt açsaydım daha şimdi kızarırdı bu. Mantarlarım da kızardı. Bir yandan alıyorum. Sofram da hazır. Soframı hazırladım ama soframı göstermeden önce Uşak'tan aldığım birkaç tane mutfak eşyam var. Onları sizlere göstermek istiyorum. Ben böyle birisi bir eşya alınca da bakmayı severim. Böyle aldığım şeyleri de sizlerle paylaşmayı da seviyorum. Daha doğrusu göstermeyi de seviyorum. Fazla pahalı bir şey değil ama küçük de olsa beni böyle şeyler mutlu ediyor. Burada şöyle pasta, tatlı, süsleme amaçlı, emojili, aparatlar var diyeyim. Kakao serpmek için veya pudra şekeri, yıldızlı, kahve fincanlı, kalp, gülen yüz emojisi, balonlu, kar tanesi. Tahtamı 30 liraya almıştım. Onu biraz önce göstermiştim. Gene fiyatını da söyleyeyim. Bunları 7,5'a mı aldım? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi galiba. Çiçeğimi de yakından göstereyim gene. Onu da söylemiştim. 5 liraya aldım. Burada saklama kaplarım var. İkili. Bunu Bim'den almıştım ben. 15,90 almıştım. Hem rengi çok hoşuma gitti. Hem böyle saklama kapları bizim çok işimize yarıyor. Köyde olduğumuz için tarlaya falan bir şey götürmesi, kızartmadır, patates salatasıdır, o tür şeyler. Bazen evden yapıp gidiyorum. Şöyle sarımsak ezici aldım. Hiç kullanmadım. Ben ilk defa kullanacağım. Kimi iyi oluyor diyor. Kimi iyi olmuyor. İçinde birazı kalıyor diyor. Bakalım. Onu da 7,5'a aldım yanlış hatırlamıyorsam. Ama şu pasta aparatlarının fiyatından emin değilim. Çünkü kızım bakmıştı onun fiyatına. Burada da böyle yağdanlık süzgeci aldım ama ben bunu süt süzgeci olarak kullanıyorum. Hem honi hem de süt süzgeci. Keseden süzmektense birisi süt istediği zaman hemen bunu aşağıya koyuyorum. Ben aşağıdan süzmesi kolay oluyor. Böyle de aldıklarımı sizlere göstermiş oldum arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Artık birazdan soframı gösterim. Soframı hazırladım. Her zaman olduğu gibi yakından göstereyim. Yumurta dilimlerim, maydanozsuz bu sade olan, domatesim, salatalığım, zeytinim, erik marmelatım, burada da maydanozlu yumurta dilimim, mantarlarım, biraz bugün hepsi yağda kızarmış oldu ama bugün de böyle oldu artık, peynirim,
Bugünkü sabah kahvaltımızda böyle. Videomu sonlandırmadan önce bugünkü selamımı da gönderim. Bugün Dudu Eliş'e selam göndermek istiyorum yeni takipçilerimden. Dudu Hanımcığım, Uşak Bozkuş Köyü'nden kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Desteğin için Allah razı olsun. İnşallah devamlı yorum yazarsın. Ne diyeyim artık, burada videomu sonlandırayım arkadaşlarım. Yarın nasip olursa görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın.